yapılan, Kanlıkavak'ta yapılan tatlısu kefali spin yarışmasında şimdi yanımızda. Denizli Denolder Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Delibaş var. Gökhan Bey, sabahtan beri olta atıyorsunuz. Evet, sabahtan beri mücadele içindeyiz. Tabii bir 30 santimlik bir tane kaçırdık. Az önce bir 25 santim de aldık. Güzel yani balık, yani maksat balık değil, dostlarla beraber olmak. Güzel bu etkinlikte Tamer Başkan sağ olsun. Onun eşliğinde güzel bir etkinlik oluyor şu anda. Yani o şekilde. Çok güzel değil mi? Aileler, çocuklar olta atıyor. Irmak'ta ilk defa mı balık yakalıyorsunuz? Aynen. Deniyorsunuz. Aynen, spin atacak olarak ilk defa normal kendimiz baraj ve göl, sazan bu şeylerde. Ama spin olarak tabii ilk kez. Gökhan Bey, siz yarışma düzenliyor musunuz bu sene? Evet, bu sene Denolder'in 5. geleneksel olarak Eylül 10-15 arası sazan yarışmamız var. Hangi barajda yapacaksınız? Gökpınar Barajı dediğimiz, yani Recep Yazıcıoğlu Barajı, Karakurt. Nasip olsa şu anda bayağı bir takım şeylerimiz var, isteklerimiz var. Hayırlısı dedik. Çalışmalar başlıyoruz artık, daha 3 ay var ama önden başlayacağız bu sene. Her şeyi son dakikaya bırakmamaya çalışacağız. Koşturuyoruz yönetim olarak, uğraşacağız. Şimdi sevgili izleyiciler, Denolder ASOF Federasyonu'nun derneklerinden biri. ASOF Federasyonu'na bağlı. Tabii şimdi aslında başkanımız burada olta atıyor ama amacı yarışmak değil. Dernekler, kardeş dernekleri birbirlerine destek amaçlı geliyorlar. Burada birçok dernek var. Federasyona bağlı olmasa da yine dışarıdan gelerek birbirlerine destek oluyorlar. Bu da çok güzel bir şey. O sebepten sizi de Denizli'den kalkıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Denizli'de amatör balıkçılık nasıl? Amatör balıkçılık Denizli'de şu anda yoğun, çok fazla bir ilgi var. Tabii bunun yanı sıra illegal olanlar da var. Onlara ayrı mücadelemiz var. Tabii ki mücadele ediyoruz. Aynen, ama amatör olarak hafta sonları zaten bizim barajlar ailelerle doluyor. Onlar var. Yani yer kalmıyor diyebilirim yani amatör olarak. İlgi çok fazla. Ya bu da bizi sevindiriyor tabii. Yeni nesil için, gelecek nesil için. Güzel. Gökhan Bey, yeni başkansınız, yeni seçildiniz. Ne kadar oldu? 2 ay mı olmuştu? İki buçuk ay önce seçildiniz. Sizlere yeni görevinizde başarılar diliyorum. Yönetiminize de başarılar diliyorum. Tamam, çok hani hırslı değiliz. Yarışmaya fazla şey yapmıyoruz ama sıcak iyice basmaya başladı. Sizi alıkoymak istemiyorum. Rast gelsin diyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim her şey için. Görüşürüz. Denizli'ye selamlar. Çok selamlar. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, spin yarışmasında, tatlı su kefali spin yarışmasında yanımızda küçük bir balıkçı var. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Tuna, soyadım Bilgiç, 12 yaşındayım. Harikasın. Kaç senedir yapıyorsun, yeni mi başladın? Yani 5-6 senedir. Maşallah. Çok güzel. Bugün vuruş alabildin mi ya da balık yakalayabildin mi? Daha yakalayamadım ama vuruş var. Harikasın. Babasısınız değil mi? Sizi de tanıyalım. Merhaba. Espaller Yönetim Kurulu. Ali Bilgiç ben. Beraber yapıyoruz. Birkaç vuruş aldık ama henüz yakalayamadık. Sizi tebrik ediyorum. Böyle bir güzel hobiye oğlunuzu da alıştırdığınız için. Ailede başka balıkçı var mı? Eşim var. O da katılıyor bize ara sıra. Devam ediyoruz bakalım. Yarışma da devam ediyor. İnşallah yakalayacak. Ümitliyim. Peki, arkadaşlarına ne tavsiye edersin? Yani güzel bir hobi, onlar da yapabilirler. Değil mi? Gelsinler. Evet. Güzel doğayla iç içe balık tutsunlar. Sen balık tuttuğun zaman çok mutlu oluyorsun değil mi? Evet. Yani güzel bir duygu. Hem bedenen zihnen de dinlenmiş oluyorsun. Sevgili izleyiciler, lütfen çocuklarımızı bu hobide buluşturalım. Kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına sebep oluyor. Çevre, doğa bilinciyle yetişiyorlar.
Yani doğayla barıştıralım lütfen çocuklarımızı ve bu hobide mutlaka buluşturalım. Ben sizi tebrik ediyorum. Çocuğunuzla birlikte balığa geldiğiniz için fazla oyalamak istemiyorum. Balık yakalamasını istiyorum. O evet. Sebepten gerçekten rast gelsin. Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hadi bakalım rast gelsin. Kendine güven oluyor. Tabii. Telefondan uzaklaşıyor. Abi o telefon nesli mahvetti ya. Evet. Mahvetti. Bizi de mahvetti. Yani bir taraftan bağımlı kılıyor, bir taraftan elimizden bırakamıyoruz. Ya sürekli. Teknolojiye evet ben ama... Ben finansa bakıyorum firmanın mesela özellikle. Öyle mi? Sürekli elimde. Tabii. Yani... Evet merhabalar, rast gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ziya. Kütahya'dan geliyorum. Yarışma için Eskişehir'e geldik. Bakalım deniyoruz şansımızı. Bir tane balık aldık. O da 19 santim geldi. Bakalım deniyoruz hala. Limit İnşallah. Altını limit altını geri bıraktınız. Geri salmasını yaptık. Şu anda devam ediyoruz bakalım. İnşallah alacağız. Peki daha önce ırmak balıkçılığı yaptınız mı? Asıl branşınız nedir? Yani hangi şeyi tercih ediyorsunuz? Sazan balığı üzerine biz şey yapıyoruz. Yarışmalara da o şekilde katılıyoruz. Şimdi şey yapmak için dernek adına biz de geldik buraya. Küsapter'den geliyoruz. Bakalım deniyoruz şansımızı. Normalde kasnaya pek şeyimiz yok ama yine de uğraşıyoruz. Yani sonuçta balıkçılık herkesin şey yaptığı merak. Yani bütün disiplinlere tabii. Yakınız aslında aynen, değil aynen. mi? Bir disiplin aynen. yaptığımız zaman hemen hepsine yakınız. Aynen doğrudur. Peki teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rast gelsin diyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolay Ne Efendim? Diyoruz? Ne diyoruz? Balık bitmesin. Balık bitmesin. Bir de ne vardı? Tutanlar ne var? Yakalar ve salar. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Hadi koçum. Hadi git. Hadi. Hop güle güle. Türkiye'nin balıkçılık, e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr. Fishing'de hayallerini yakala.